Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Realme GT Neo 2'nin tüm detaylarına yakından bakacağız. Ama öncesinde gelin bir kutusunu açalım. Çünkü gerçekten kutusu büyük olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle de size göstereyim kutusunu. Gelin bakalım kutusunda bizi neler karşılayacak. Şöyle kutusunu yukarıya doğru çekiyorum. Direkt olarak kutusunu açtım. Altında herhangi bir şey yok. İlk baş bizi garanti belgesi karşıladı. Bunu kenara alıyorum. Realme ailesine hoş geldiniz diye bir kart var. Bu kartı kaldırıyorum. İçerisinde hızlı başlangıç kılavuzu, kullanım kılavuzu gibi detaylar yer alıyor. Bunu da yan tarafa bırakıyorum ve direkt olarak telefonumuzun kendisiyle karşılaştım. Telefonumu şöyle çıkartıyorum. Burada ekrana gömülü parmak izi okuyucusunu belli eden bir ibare koymuşlar. Telefonumuzu da yan tarafa aldıktan sonra kutuya devam ediyorum. Bu kartonu da kaldırdıktan sonra içerisinde bir adet gri renkte kılıfa denk geldim. Kılıfımızı da yana koyuyorum. Kılıfı kaldırdıktan sonra direkt GT Neo 2'nin bataryasıyla karşılaşıyorum. Kendisi büyük bir batarya. Çünkü kendisi 65 Watt. Onu da yan tarafa aldıktan sonra son olarak kablomuza değinmek istiyorum. Tip A'dan Tip C'ye USB şarj kablomuz da burada. Ve de SIM iğnemiz de mevcut. Kutumuz bu kadar. Gelin isterseniz telefonun teknik detaylarına ve tasarımsal özelliklerine geçelim. Kullanılan materyallere baktığımız zaman arka kapakta cam görünümlü plastiğimiz, çerçeve tarafında ise metalik görünümlü plastik kullanılmış. İsterseniz hemen gelin bir de ölçülerini söyleyeyim. Boy tarafına baktığım zaman 162.9 mm, en tarafına baktığım zaman ise 75.8 mm ölçüleri var. Tabi bu ölçüleri de kalınlık tarafında 8.96 mm kalınlık karşılıyor. Tabi bu boy ölçülerindeki telefonumuzun ağırlığı ise 199.8 gram. Gelin isterseniz şöyle bir çevresine bakalım. Yan tarafını çevirdiğimizde bir adet güç tuşu var. Alt tarafında Type-C hoparlör çıkışımız, SIM girişimiz bulunuyor. Diğer tarafını çevirdiğimde ses açıp kapama tuşlarımız buraya konumlandırılmış. Üst tarafında herhangi bir şey yok. Arka tarafını çevirdiğimde güzel bir Realme logosu bizi karşılıyor. Kamera dizilimleri de değişik olmuş. 2 tane flaşımız var. 3 tane kameramız var. Alt alta 2 kamera. Bir kamerayı da böyle yerleştirmişler. Şu an yakın çekimde de zaten görüyorsunuz. Gelin isterseniz ekran özellikleriyle devam edelim. Ekranımızda sol tarafa gömülmüş bir şekilde öz çekim kameramız bulunuyor. Tabi ekran boyutumuzda 6.62 inç boyutunda ve Super AMOLED bir panele sahip. 1080x2400 yani Full HD Plus çözünürlüğümüzde telefonumuzda mevcut. Bunlara ek 398 ppi yoğunluğumuzun yanı sıra 120 Hz ekran yenileme hızımız var. Tabi bu ekran yenileme hızı oyunlarınızdan tutun da sosyal medyada gezinirken kaydırmalarınıza kadar fark yaratıyor. Gerçekten güzel bir ekran yenileme hızı. Ekranda son olarak ekran gövde oranımız ise %85.45 olarak tasarlanmış. Gelin isterseniz buradan kameralara geçelim. Ana kameramızdan başlamak istiyorum. 64 megapiksellik f1.8 diyafram açıklığına sahip ana kameramız ile 4K 60fps videolar çekebiliyorsunuz. İkinci kamera tarafında ise 8 megapiksellik f2.3 diyafram açıklığına sahip geniş açı lensimiz buraya konumlandırılmış. Buradan üçüncü kameramıza geçmek istiyorum. Makro lensimiz 2 megapiksel f2.4 diyafram açıklığına sahip. Öz çekim kameramıza gelecek olursak 16 megapiksellik çözünürlüğünün yanı sıra f2.5 diyafram açıklığına sahip. Bu kamera kompozisyonunda 1080p 30fps videolar çekebiliyorsunuz. Herkese tekrardan merhabalar. Şu anda sesimi ve görüntümü Realme GT Neo 2'nin ön kamerasından duymaktasınız. 1080p 30fps şeklinde de kaydımız bulunmakta. Gelin kameraları bitirdiğimize göre teknik tarafa geçelim. İşlemci tarafında Snapdragon 870 kullanılmış. Tabi bu işlemci 8 çekirdekli ve 3.2 GHz hızlarına ulaşabiliyor. Tabi bu işlemciyi de Adreno 650 grafik işlemcisi destekliyor. Bunlar ek olarak 12 GB RAM'imiz ve 256 GB'lık depolama alanımız telefonumuzda mevcut. Tabi bu depolamaya ek olarak GT Neo 2'de SD kart desteği bulunmuyor. Güç olarak isteğimizi karşılayan GT Neo 2'nin 5000 mAh'lik bir bataryası mevcut. Ama burada değinmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Kutu açılışında da gösterdiğim 65 Watt'lık hızlı şarj desteği ve bataryası. Bu 5000 mAh'i 65 Watt'lık hızlı şarj desteği ile çok hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz. Son olarak artık günümüzde çok fazla mobil oyun oynadığımız için Realme bunu düşünerek içerisine çok güçlü bir soğutma sistemi yerleştirmiş. Siz de ürünle ilgili tüm teknik detayı öğrenmek ve satın almak için aşağıdaki açıklamalar kısmından bağlantılara ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.